Merhaba Kenan Bey. Merhaba Mehmet Bey. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesindeyiz. Erzurum'dayız. Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye Dumlu mahallesindeyiz. Erzurum, ben buraya Antalya'dan geldiğim için Antalya'ya göre çok soğuk oldu. Şu anda Ekim ayının başlarındayız. Erzurum daha şimdiden soğuk ama şu kadarını söyleyeyim. Erzurum'a iner inmez dağdaki hayvanlar Erzurum Ovası'na gelmişler. Neredeyse Erzurum'un etrafında bulunan, yani il merkezinin etrafında bulunan geniş arazide binlerce sayıda kara sığır görebiliyorsunuz. Ayrıca koyun ve keçi görebiliyorsunuz. Esas merak ettiğim şey şu Kenan. Bakalım bu bölgedeki hayvancılık ve ağır şartları batıya göre nasıl? Buradaki hayvan verimi, süt miktarı, hayvan başına kaç kilogram? Doğrusu merak ediyorum. Şimdi başlayacağız. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, merhaba. Mevlüt Aydın yazıyor değil mi? Abla merhaba. Mevlüt Aydın. Merhaba. Gerçek mi, yalan mı? Biz de buna inanmadan aradık. Ama sonucu gerçekleşti. 88'de yurt dışından ilk gelen ithal ineklerden aldık. Simantalları kredili almıştık. Onları Brusella'ya yakalattık. Evet. Onda bayağı bir kaybımız oldu. Hepsi gitti mi? Hepsi gitti elimizden. Tamam. Bak o mis gibi değil mi? Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Buzağların da en çok boy atmak için ihtiyaç duydukları malzeme proteindir. Saman dedim sana, senin gördüğünden o değil. O saman değil. Bildiğin öyle. Biz onu danalara attık kullanıyoruz. Bu hakaret ediyor şimdi batıya. Ya burada suluk yok. Evet. Burada sular kovayla hayvanlara veriliyor. Yani Melek Hanım'ın cömertliği hocam. Tavan yaptı, haberin olsun. Öyle mi? Ne istesen veriyor. Yani İstenmeyenleri de veriyor. Ben Serdar de altın artık. Son model bir jip istiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, merhaba. Merhaba. Mevlüt Aydın yazıyor değil mi? Abla merhaba. Mevlüt Aydın. Merhaba. Nasılsın? Merhaba, elini yere çevirmeyeyim şimdi. Mevlüt Aydın ve Sebilay mı, Sebilay mı? Nasıpsızdan da Sebilay yazdım. Sebilay da Sebilay da... Tamam, öyle kullanıyorum. Peki, Erzurum burası soğuk ha? Ama sende mübarek hiçbir şey yok. Alışkanlıktan he? Diyelim Mehmet Bey. Siz bir şey giymiyor musunuz siz bu saatlerde? Tabii bir şey oldu. Biz daha giyiyoruz. Ha, ama şu anda şu giymiyorsunuz. Şu anda giymiyorum. Aa, ben titriyorum şu anda ha. Çok soğuk geldi yani. Alışmışlık ya. Ben Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dumlu mahallesinde ikamet eden bir çiftçiyim. Mevlüt Aydın ismim. İki çocuğum var. Bir eşim. Hayvancılıkla hayatımızı idame etmekte mükellef insanlardan birisiyiz. Ben evliyim. Sevilay Aydın. Çiftçi işte, köyde işiyle uğraşıyorum. Peki, Ağrım Şahane kim aradı? Ağrım Şahane'yi ben kendim aradım. Televizyonda Çiftçi TV'de izledim. He. Gerçek mi, yalan mı? Biz de buna inanmadan aradık. Ama sonucu gerçekleşti. Allah Allah. Bekleyemedin bizim geleceğimizi. İlk 6 ay oldu müracaatımız hemen hemen. Takışın birinci aylarda ben müracaat etmiştim. Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce beni telefonda aradılar Melek Hanım diye. Buraya geldiler, kontrol ettiler, baktılar, inandık. Ve bugün de tamamen... 6 ay olunca dedin mi ki artık? Dedik, inanmadık. Yani bunlar daha gelmez diye de inanmadık yani. Değil mi? Tabii. Şu anda... Sen biliyor muydun aradığını? Ben zaman sonra öğrendim yani. Öyle mi? Kimseye sen söylemedin yani aradığını. Sürpriz mi yapmak istedin yani? Sürpriz de değil de öyle. Ne bileyim. Çok onları izlediği için, ben işim olduğu için çok televizyon. Yani bunu biraz daha benim lisede bir çocuk var. He. Asas internetten arayış şekli, hani ben kullanmasını da bilmiyorum. Var ama internet ama çocuklar. Hı. Tamam. Onlar başvurusuyla, çocuğumun başvurusunun sayesinde gerçekleşti yani. Hı. Aslında bu. Peki. İki tane çocuğum var. Metehan'la Ahmet, öyle mi? Evet. Biri Anadolu Lisesi'ne gidiyor, birisi de Sağlık Meslek Lisesi'ne gidiyor. Sağlık Meslek Lisesi'nde. İki oğlumuz var. Onların birisi Sağlık Meslek Lisesi'nde 3. sınıfta okuyor. Birisi de büyüğü de 4. sınıfta Anadolu Lisesi'nde, Erzurum Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde. Kaç hayvanın var? 15 tane. 15 tane hayvanın var. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun?
88'den beri ben bu işi yapıyorum. Hep burada mı yapıyorsun? Burada yaptım. Hep aynı ineklerimi yapıyorsun? Hayır. Aynen yani ırk olarak aynı ırk inekleri. Olarak simental yaptım. 88'de yurt dışından ilk gelen ithal ineklerden aldık. He. 5 tane aldık. Sonra? Devlet Sivas'ın Ulaşlı Çiftliği'nden 5 tane doğrudan kendi imkanlarımızla aldık. Simantalları kredili almıştık. Onları Brüsel'e yakalattık. Onda baya bir kaybımız oldu. Hepsi gitti mi? Hepsi gitti elimizden. Brüsel'den. Brüsel'le var mıymış? Burada mı yakalandı? Muhtemelen vardır ama. Gelirken yoktu. Yok muydu? Burada yakalattık. Burada yakalattık? Burada yakalattık onları. Şimdi o zaman sunu tohumlama biraz daha halk arasında bilinçsizdi. Doğru. Biz bunlardan buza ürettik ya. İşte komşular halktan ya o kırmızı alacadan bir tane bizim de inekten şey olsun üretelim diye. Onlar da olduğu gibi bize bulaştı. Benim 13 tane hayvanım gitti. 13 tane ineğim onlardan yetiştirdiğim buzalar düye oldular, gebeleştirdiler. 13'ü de dana attı. Bir tane sağlam dana aldık o kışın. 90'lı yıllarda bir buza aldık 13 taneden. Bu ahırı da 90'da işte inşa etmiştik. Bir tane buz aldık. 3 tanesini denemeye aldık. İlaçla falan tarım il destekleriyle. Bir sonuç yine alamadık. Gebe bıraktık ama yine buza alamadık. 7 ayında yine buza attılar. Onlar. 3 tane eyledik. Onlar hiçbir şey alamadın yani. Tamamen bizi maddi manevi olarak bir çökürtme yaptı. Aileyi yaptı. Yani o zaman yalnız da değildim. Daha bekar kardeşim vardı. Annem vardı. Evlenmemiş kız kardeşim vardı. Yani işte 3-5 hayvanla bu aileyi idame ettiriyorduk ama bizi 2 yıl geri attı. Bir mağdur etti. Kredi borçları vardı. Kırmızı alacaların 88 yılında aldığımız dönemde. Ama o işler olmasaydı büyük kalkınmamız olurdu. Hani Brüsel'le bizi 13 çok hayvanın kötü. Bir anda kaybı elimizden. Bir o zaman mesela hayvanları 50 kuruşa sattık diyelim. O da devletin kombinasına resmi olarak kestirdik. Aradaki bir fark borçları ödemedi. Sivas'ın Ulaşlı Çiftliği'nden getirdiğim 5 hayvanın zaten onlara vardı. Da bulaştı. Hayır onların borcu yoktu. He. Kırmızı alacalarda ben simantalda kredi kullanmıştım. Onları kendi imkanlarımızdan. Bu tip ırk hayvan vardı elimde. Onları değerlendirdik. 10 tane sattık, 7 tane aldık misal. Veya 5 tane aldık. İşte onları da yakalandılar bu hayvanlar. Brüsel'le bulaşıcıda. Kendi hayvanı da götürdün yani. Kendi hayvanlarımızı da götürdük bu arada. İşte zamanla tekrar yine dönüşüm yaptık bu kırmaya. Eskiye dönün yani. Eskiye dönüşüm yaptık. O zaman da bu simentalı, bu memleket, bu ırk, bu yöre hiç bilmiyordu. Biz onu kurbana çıkardık bir tanesini satmak için. Bir Erzurum, bütün şehir merkezi hayvanın başına toplandı. Aa, bu ne kadar güzel bir hayvan. İnan buna Mehmet Bey. Görmemişler, bilmiyordular. Montofonu seviyorlar, biliyorlar ama. Kırmızı alacağı, simentalı bilmedikleri için. Hayvanı kurban almak için değil. Bir Erzurum... Resim çektirmek için. Resim çekmek için ve görmek için hayvanı bir Erzurum döküldü. Satamadık da. Boğasını mesela 17 aylık, 16 aylık erkek buzalarını bundan boğa olmaz diye almadılar. Yerli ırktan düşük fiyatlara sattık onları. Ama götürdük kombinaya kestirdik. Yerli ırkın 3 kat fazla para aldık. 3 yerli ırk bir sanatı etmedi yani. Mesela 18 ayından ben 380 kilo et aldım. 18 ayında. Erkek buzasından 18 ayında. 380 kilo et aldık. 27 aylığından 540 kilo aldık. Et. Et olarak karkas. Neredeyse bir tondan fazla canlı var yani. Evet. Yani. Maşallah. Belki sen bu işi biliyorsun. Peki Ağrımşahane niye aradın? Ağrımşahane'de işte şu anda dedim ya biraz maddi imkanlarımızın, işte şartlarımızın. Bir de bu Çiftçi TV'de izledik. Buna biz de müracaat edelim. Bir sohbetimiz geçti. Aradık. Çocuğum yaptı bu işi. Buna nasıl başvuracağız dedi. Benim oğlum da baba ben bunu internetten yaparım. İşte onun yayın saatlerinde ki telefonlarını aldık. Çocuğum yaptı. Bunları başardıktan sonra işte telefonda ben görüştüm. Ben bilemiyorum. Ben geldim oğlum dedi. Ufak oğlum ki şey yapıyor. Anne ben Ağrımşahane'ye başvurdum. Babam dedi. Ben de
başvurdum. Ben de dedim nereden çıkacak şeyle hemen başvurdunuz. İşte oldu yani, şans bir meselesi yani. Ne olsa yani bir niyetim var yani. Niyeti ne eksiğim işte vardı bu, da en çok istedin? Eksiklerde işte yalakların yeni modern olması. Biz eski ta 90'da yaptığımız yalaklar biraz da kırılmış, dökülmüş. Yeni modern sistemde olmasını istedik. Sulukların olmasını istedik. Suluk yok musunuz? Suluklar yok şu anda bizde. Abi yapma ya. Kovayla veriyoruz. Ve kışın -30 derecede dışarı bırakıyoruz hayvanı. Kim suluyor hayvanı? Çeşmeye ya biz götürüp hayır, sulayacağız. Işte, kovayla kim suluyor? Kovayla biz kendim suluyoruz. Sen mi? Beraber. Yapıyoruz beraber. Peki. Şimdi tanıştık bir miktar. Çok değerli hocam Profesör İsmet Türkmen de bugün bizimle beraber. Şimdi ağrı geçelim. Geçelim ne olur. Ağrı'da hocamla beraber de konuşalım. Bakayım ne yediriyorsun, ne içiriyorsunuz. Sonra üçümüz melek patronumuz da İsmet Hoca ile bir araya sizi dışarı alarak konuşalım. Sen istiyorsun ya, bakalım biz ne vereceğiz onu bilmiyoruz. Paramız var mı yok mu? Patron ne diyor? Hiç haberimiz yok. Patrona da az veririz, çok yalvarırız biraz. Değil mi? Vallahi bakalım patron burası doğudur. Belki özel bir teşvik sistemi uyguluyor. Valla özel bizde dedi ki bu iş bir doğuda yapısı bakalım ki yani bu gerçek mi ve bu mesela ben izliyorum. Bunun %90'ı Balıkesir, İzmir, Trakya. Yani İç Anadolu'yu belki de bu tarafa çok geçildiğini çekimlerini hiç görmedik. Bir de doğuda yapılsın diye müracaat ettik. Bakalım doğuya da gelecek yaptık mi bu? Yaptık ama Antep'e gelmiştik. He. Evet geldik ama yani şu anda geldiğimiz en uçakta Erzurum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Seyir abla sen nasılsın? İyiyim vallahi sağ olun. İyi misin? Hayvanlar en çok kim uğraşıyor peşinde geziyor? Sen misin? Evet abi. Sağım içinde benim de yani bakıma o yapıyor, ben de yardımcı oluyorum. Sen sağım neyle yapıyorsun? Makinele mi yapıyorsun? Elle yok mi? Elimle yapıyorum. Elle mi yapıyorsun? Hı-hı. Zor olmuyor mu? Oluyor ama ne yapacaksın? Peki. Hadi gidelim şu ağrıya bakalım. Ben de merak ettim şu hayvanları var herhalde. Şöyle gidelim bakalım. Tamam. Bak oh mis gibi ya. Değil mi? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buzağların da en çok boy atmak için ihtiyaç duydukları malzeme proteindir. Saman dedim sana senin gördüğünden o değil. O saman değil. Bildiğin öyle. Biz onu danalara attık kullanıyoruz. Bu hakaret ediyor şimdi Batı'ya. Ya burada suluk yok. Evet. Burada sular kovayla hayvanlara veriliyor. Yani Melek Hanım'ın cömertli hocam tavan yaptı haberin olsun. Öyle mi? Ne istesen veriyor. Yani İstenmeyenleri de veriyor. Ben de altın son model bir jip istiyorum. Hayvanların da daha rahat yiyebileceği bir alan haline getireceğiz. Bitti mi? Bir düşüneyim. Bitmedi. Allah Allah. İşlerimiz hırıl hırıl devam ediyor. Ustalarımız çalışıyor. Biz de peynir yapıyoruz Sevilay ablayla. Evet sevgili seyirciler, şimdi Merit Aydın'ın ahırına gelmiş vaziyetteyiz. Tabi ahıra doğal olarak ben de ilk defa geldim. Ancak çok değerli hocam Sayın İsmet Türkmen de hem bu ahıra hem de Erzurum'a ilk defa geldi. Aramıza da hoş geldin hocam. Hoş bulduk. İlk olunca size hem tabi ahır modelesinin için muhtemelen farklıdır. Buradaki hayvan ihtiyarı da pek fazla bizim daha çok gezimiz yerde bulunmuyor. Erzurum'a ait ilk izlenimimizi alabilir miyim hocam? Erzurum'a ait ilk izlenim çeşil peynirini gördüm. Biraz yeşil duruyor. Güzel. kendi gıdamdan başlayayım önce. Doğru. Onu beğendin gördüm. Mi? Beğendim. Çok hoş, aromatik bir tadı var. Ama normal mesela anlatılmasa hani yemeyebilirdim mesela. Değil mi? Yani bu pazarlanmasa böyle, bu... biraz hani pazarlamak lazım değil mi? Evet. Öyle düşünüyorum. İkinci izlenimimde çok şaşırtıcı bir şekilde hayvanlara verilen kuru otları gördüm. O kuru otların beklediğimin üzerinde kaliteli olduğunu anladım. Hmm. O beni çok şaşırttı. Çünkü benim yaşadığım muhitte de veya dolaştığım muhitte de çayır otlar oluyor ama çalı gibi hepsi. Bunların öyle değil. Daha böyle şey değerli bir çayır otları var. Demek ki coğrafya böyle bir şeye müsaade ediyor. Daha kaliteli. Bölge hayvancılığının evet, avantajı o zaten. Hep duyarız.
Çayır otu, oranın otu diye. Yonca gibi ot derler yani. Derler. Tabii yonca kadar değil, onu söyleyeyim. Yani öyle bir şeye gitmeyelim. O da doğru olmayabilir ama bizim oralardaki çayır otlarından çok daha güzel çayır otları var, değerli. Bence o. İkinci izlenimim bu oldu. Irklar? Irklar, Budam için burada şey var, Montafon kanı ağırlıklı bir ırk var ama kırma olduğunu söylüyorlar değil mi? Öyle de ben gördüm zaten kırma olduğunu. Ama Montafon daha önde gibi görünüyor dış görünüş olarak, öyle algıladım. Yani pek içinde yerli kanı daha azmış gibi görünüyor ama bir genetik uzman olmadığım için tam bunu %100 söyleyemem yani. Ağır nasıl buldun? Bir şey söyleyecek galiba. Hayvanların %60'ı Montafon kan oranı %60'ın üzerinde. Daha yukarıda, o da öyle diyor, aynı şeyi söylüyor. Yani %90'a ulaştığımız hayvanlar da var ama veterinerler %100'ünü de tavsiye etmiyorlar bizim bu ırkta. %100. Erzurum'un genelinde Montafon mu var? Genelinde Montafon. Bu kırma ırkı. Ama ben yolda gelirken simental de gördüm. Büyük var. Vardı o da çok az, mesela %10. %5. Burada alaca var mı? Siyah alaca? Siyah alaca %1. Binde bir de diyebilirim. Yani. Soğuk iklime o hiç yaramadı. Yaptık, onu da yaptık. Değil mi? Bey. Onu bu Erzurum'da, Budumlu'da da yapanlar oldu ama soğuk iklimde tırnak yapıları onun hiç uymuyor bize. Bizim en istediğimiz hayvan da benim istediğim tırnak yapısı. Mara'ya gittiği için tırnak yapının sağlam olması hayvanı daha güçlü dolaştırıyor. Ota, o marada otladığı ota daha çabuk kavuşuyor. Gidip gelme oranı daha şey olduğu için, gezme olayında tırnak yapısına sağlam olması bu ırkta çok kaliteli. Bunun peşine Montafon, tam kanı. Ondan sonra Simental'ın beyaz tırnak olmasa Simental'dan başka hayvan ben beslemem. Maraya, bizim burada mara olmasa hayvancılık zaten yapılmaz. Doğru. Maranın şartlarına göre bizim için en uygunu bu. Siz kışın kaç ay ağırda besliyorsunuz hayvanları? 6 ay. Yani 6 ay maraya çıkmıyor değil mi? Maraya çıkmıyor. Ama oradan biçtiğiniz bu çayır otları oranın biçimi. O çayır otları, depolarımız zaten burada belli. Tabii. Ne zaman biçiliyor sizde işte yonca veya işte çayırlar? Bunu 6. ayın son haftasında ilk biçim yoncayı, son haftasıyla 7. ayın ilk haftasında yapmış oluruz. Biçmiş oluruz. Birinci biçimini? Birinci biçimini. Çayırları zaten bir defa biçiyoruz 7. ayın sonunda. 7. ayın içerisinde yulafları biçeriz. Yumurta takviyesi yapıyor musunuz? Evet, hepsini. Kaç tane? 60 gün. Hayır. Günde bir yumurta takviyesi. Günde bir yumurta. Sabahları aç karnı. Hocam. Bunlar uzman. O konuda. Çok iyi ya. Yumurta ile ilgili ama beyazını vermez hiçbir zaman. Tamam. Beyazını vermem. Tuzla birlikte sarısını. Beyazı vitamini bağlar. Bağırsaklarda bağlar. Bağlar. Onu hani bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi veya eskilerden duyma bir şeydir ama. Evet. Bilinçli olarak, yapıyorlar. Bilinçli tamam. Olarak onu... Yani birinden duyduğunuz için değil, bir zarar olduğunu düşünüyorlar. Bu ağız diyoruz ya. Ağzın üçüncü günü hayvanı buzağı emdir, öldürür. Çok bir miktar fazla ver. Mesela diyelim o zaman ne kadar vereceğiz? 1 kilo. O gün 250 grama düşürürüz. Ağzın dönüşümünü. Evet. Hemen midede peynirleştirir. Atamıyor bağırsaktan. Karbonat da çözmüyor onu. Sirke de çözmüyor. Limon da çözmüyor. Hiçbirisi çözmüyor onu. Çözemiyoruz onu. Ölüm çözüyor. Sonra ölüm. Esprili bir aile de beraber yaşar şu anda. Yani bayağı bir değil mi? Ölüm, mevzumuz olacak. Kesinlikle. Hocam yumurtanın neyi var dediniz? Yumurtanın şu özelliği var. Ben aslında onu konuşalım ama sonra araya şey girdi. Tamam sonra ya. Ağustu girdi. Şimdi yumurta tabii bir tane veriyorlar. Buranın proteinci çok zengin. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de uyarır yumurta. Hayvan buzağlarda. Bu deneylerle kanıtlanmış durumda. Kendim de deney yaptım. Gördüm de. Kanda bağışıklık maddeleri oranına baktık. Yumurta verdiklerimizde, yumurta vermediklerimize göre daha fazla bağışıklık maddesi elde ettik yumurtayla. Ve dünyada da bunun unu kullanılıyor. Yani yumurta sarısını kurutuyorlar. Tabii böyle un haline getirip toz şeklinde öyle de satılıyor. O yüzden yaptıkları uygulama hani doğru bir uygulama. Bazıları der mesela... Hasta mı olmuyor hocam ondan sonra hayvanlar? Daha hassas oluyor. Öyle söyleyeyim. Biraz daha iyi büyüyor. Zaten
buzağılara da 60 gün bir yer yumurta kırmışlar. Buzağılara da besiyem veriyorlar yani, gördüm o. Şöyle bir baktım çünkü yemleri. Sadece besiyem olduğuna göre, belki gerçi birazdan konuşuruz onları. Fena da görünmüyor buzağılara. Bir de burası bir miktar yakın zamanda değil mi? Hastalık da geçirmiş. Şabdan sağlığına geçirmiş bir işletme. Şabın son. Evet. Yeni yeni kurtuluyorsunuz galiba değil mi? Yani İşte hayvanların zaten şeyinden belli. Ağızlarındaki salyalar ufak son. Ufak salya, bir tane orada buzada kaldı. Bir de oradaki küçük buzada kaldı. Yani onlar da en son yakalananlardan. Bir de mera olduğu için hep herkes bir arada doğal olarak daha kolay yakalanıyor herhalde. Bilmiyorum meradan mıydı yakalandıklarında. Tabii. Siz meradan yeni mi çektiniz hayvanları? Hala meradalar mı hayvanlar? Bir kısım ben meradır. Yani bugün de bunları da bırakacaktım çekim içine. Ya o zaman demek ki merada... Bu arada genelde bu bölgede, yani bu 18 tane köy bağlı bu şeye. Bunların hepsinde var. Bu mera dediğiniz yer her birinizin ayrı bir yeri mi yoksa? Hayır. Genel bütün köyün. Genel kullanılıyor. Peki bu gördüğüm otlar nereden alınıyor? Bu ben kendi tapulu yerimden. Ha, kendi tapulu yerimden. Kendi, kendi bitmem ama değil mi? Kendi. Sizin özel bir şeyiniz yok. Bunun çıksın, etsin diye. Bu yoncayı ekiyoruz zaten özel olarak. Ha, yok çayır otu. Çayır otu o kendinden doğanın tamam. Tabiatı. Tabiatı. Ona biz bir... bunda bu otta şey kullandığımız hiç yok yıllardır. Fenli gübre. Valla o çok güzel Mehmet Bey. Ben hani bak, yakından da göstermek istedim. Şimdi çekimini de yapın. Yetiştiricilere. Hani nerede? Hangisi bu mu? Şu olması lazım. Şunlar. Öyle ot bu. Yani ot. Şöyle hocam alalım şöyle. Şeyden ambar, angara alabilirsiniz. Yok yok tamam. Yok hayır. Şimdi bak o gübreyi biz mesela hiç suya vermeyiz. Evet. Ben alayım hemen. Ya ben seviyorum böyle şeyleri. Onu. Hocam şimdi bak, bu ne şimdi? Çekir. Bildiğin çayır. Bu çayır otu evet. Çayır otu. Çıkmıyor bile. İşte, ha. Çıkardı onu. Balyalamışlar. Şöyle bir nasıl tutmam gerekiyor bilmiyorum ama. Tamam sen öyle kalsın. Ben alırım. Yani, tamam. Bak oh misal mis gibi değil mi? Allah Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar güzel. Çok hoş. Bakın yumuşacık. Tamam mı? Bizdekiler dikenli olur. Ya hile yapıyorlar namussuzlar ya da başka bir şey. O da yoncanın ikinci biçimi. Şunu da koy şuraya abi. Şimdi yoncaya bakalım bir de. Yoncayı da ikinci biçim ince saplı bir yonca. İnce saplı. Evet. Öyle bir çeşit seçmişler. Hayır bu, seçme de. Geneli buydu. Öyle mi? Tabii. Satılan o zaman tohum böyle herhalde buradakiler tohum. Ben bunu ziraattan sertifikalı tohumunu aldım. Tamam. İnce saplı yonca tohumu almış. Demek ki kendi malı. Ama biz mesela kalın saplı görüyoruz piyasada. Ticari yoncalar kalın saplı. kalın daha, saplı daha, yonca gördünüz mü? Daha kilo. Var. Daha onun ırkı daha iyi. Ticari yonca diyoruz biz onlara. Tabii. Daha iyi para basıyor. Şimdi iyi para bunun birinci biçimi yani. Biraz kalın olur. Ama ben benim dediğim herhalde anlamışsınızdır. Anladım o sen dedin. Birinci biçimi biraz kalın. Hayır bizimki birinciden yedinciye hep sonra. Böyle biri ikisi yok. Bak Mehmet Bey pamuk gibi. Görüyor musun şunu sık. Oo hocam bunları yatacağım bunu yemeyeceğim. Yanına ya, yatacaksın. Ya o kadar yani. Anladım. Hocam şimdi bu otta iyi olunca mı diyorsun bu da hayvancılık en azından kendi şartlarında şimdi, iyi. Şimdi şöyle bir şey konuşayım ben sizle. Tabi bu arada ben hani besleme benim işim olduğu için uzmanlık alanım. Hayvan besleme olduğu için. Şimdi ben ilk baktım neye bakıyorum? Hayvanların boyuna bosuna baktım. Buzağlara baktım. Şeylerini de sordum. Yaşlarını da sordum. 5 aylık falan dediniz evet. Galiba değil mi onlar? Aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı. Bunlara bu mu veriliyor? Bu otları veriyor. Sadece bu mu veriliyor? Bundan işte biraz da katkı olarak yem veriyoruz. Yem veriliyor. Canlarımızın normalde yaptıkları uygulama şu. Yaptıkları uygulama besiye mi kullanıyorlar? Gördüm ben. Herkes besiye mi kullanıyor? Besiye mi kullanıyorlar? Tabii ben hani yem markası şu bu asla öyle bir şey konuşmuyoruz ama besiyemine de baktım şöyle bir girdiğimde. Besiyemi hani sapsarı bir yem. İçerisinde bir miktar mısır var, kepek de var. Fakat hiç protein kaynağı yok besiyeminde. Bu normal besiş. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Buzağların da en çok boy atmak için ihtiyaç duydukları malzeme proteindir. Hem besin veriyor, proteinsiz bir şey veriyor. Boyları öyle hiç de beklediğim gibi ufak değil yani öyle ben basık olur diye düşünüyorum yani besin yemeği olunca. Demek ki bundan şey yapıyor. Takviye. Bunu, tabii. Yani bunu kullandığı için. Bizim şimdi hani batıda doğuda diye böyle konuşmak hoş değil de. Yani ilk defa geldiğim için bunu hocam, konuşuyorum sizinle. Hocam bazı yok çünkü niyetinde doğrusu diyor. Gerçek bu. Doğrusu bu. Şimdi batıda bu hayvana besyemini yedir. Böyle basıp bir hayvan elde edersin. Ondan sonra işe yaramaz. Neden? Çünkü yanında bildiğimiz samanı kullanıyorlar.
O berbat. Saman dedim sana, senin gördüğünden o değil. O saman değil. Bildiğin öyle. Biz onu danalar atlık kullanıyoruz. Bu hakaret ediyorsun Batı'ya. Ya bu samanı biz yattık kullanıyoruz. Bir daha söyle abi, ne yapıyorsunuz o saman? Buzalara attık kullanıyoruz. Bak, o samanı. Nasıl gördüm ya. Hocam bunları şimdi biz kullanırsak yemle alakalı ne yapmamız gerekiyor? Yem kullanmalı mıyız veya nasıl kullanmalıyız? Yem her halükarda kullanılmalı. Bu aslında yemin yükünü azaltmıyor. Hayvanın performansını artırıyor. Yani öyle düşünmek lazım. Bunu hani iki türlü bakabilirsin. Alternatifiye bakma diyorsun. Yani hani ben bunu verdim. Yemi az vereyim. Tabii bu der ki mesela yetiştirici, ya ben hani hayvanlarım aşırı sütlü olmasın. Böyle benim işim daha iyi diyebilir. Ona bir şey diyemem. Ama böyle bir şey bulduk diye hani yemden tasarruftan ziyade belki hedef şu olmalı. Biraz daha fazla süt nasıl alabilirim? Et nasıl alabilirim? Ona dayalı olarak bir düşünceler olabilir. Sütü ne yapıyorsun abi sen? Sütü biz kendimiz işliyoruz. Mandıraya vermiyoruz. Mandıralarda 900 lira, 950 lira en fazla 1 lira arayışında sütü vermek zorundayız. Ama kendi imkanlarımızla, eşimin gayretleriyle peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz, beyaz peynir yapıyoruz. Bu şekilde pazarımız da var çevremizde. Evet. Hocam bitirelim bu bölümü çünkü Melek Hanım diyor ki çok uzattınız diyor. Patron ya hocam, her türlü parayı veriyor ya, o yüzden. He. Ama benim bu arada ilişki bir iki şey var. Eğer hocam yemle ilgili veya besmele ilgili şey yoksa. Şimdi bu arada bilmiyorum Erzurum'un başka yerinde var mı ama su yok. Yani burada suluk yok. Evet. Burada sular kovayla hayvanlara veriliyor. Gördüğüm taşımalı. Kadarıyla. Taşımalı su var. Bir de şu anda hocam burada hafif bir burnumu yakan bir koku ile karşı karşıyayız. Hafif burada, değil, burada, bayağı bir... Burada geç şu anda iki tane cam açık görünüyor. Ama kışın burası çok daha rutubetli olur ve yukarıdan burası muhtemelen yağmur yağıyor gibidir tahmin ediyorum. Öyle mi oluyor abi? Evet. Üstlerine. Şu kısımda oluyor Mehmet Bey. Bak zaten böyle. Burası kışın da böyle, yazın da. Burada ne var? Boş mu orası? Bu sizin üstünüzü giydiğiniz odaydı. Soba yakmıyoruz mu orada? Orada soba yanmıyor. Belki onunla alakalı. Ondan alakalı. Bir de evin girişi sundurma da ahırın önünde olmadığı için şuraya biraz ısıyla soğuk çakıştırınca çakışma oluyor. Terleme, rütübetleme ondan oluyor. Burayı kışın da aynı sistemde, yazında. Yani burada soba da orada yandığı için. Evet. Buraya tamamen kapatıyor musunuz kapıları siz kışın? Abla. Kapı kapalı oluyor da camlarda havalandırma için açtığımız yerler var. Açıyoruz. İyi, yeterli oluyor mu havalandırma? Yani. Ne kadar olursa. Evet. Hocam Karadeniz'de de var. Burada geçse ne kadar var bilemiyorum ama kışın şeyin etrafına bize battaniye, kalın örtüler örtülür. Bütün kapılar kapandılır. Niye? Hayvan üşümesin diye. Naylon falan çekilir yani. Evet. Biz yapıyoruz. Evet. Ama içerisinde mübarek şey oluyor, sauna gibi oluyor. Yani tabi bu öyle olmaması lazım bir defa. Bundan kesinlikle performansı etkiliyor, solunum sistemi hastalıklarını etkiliyor. Fakat yenge hanım, beyefendi o kadar değil, beyefendi daha mevlüt, daha şey, cesur değil mi? Ben açarım diyor, aç diyeyim diyor. Bu açırken oluyor. Bizi terlediği için, ahırda darlandığı için. Hanım, ha, bak gördüm, yani gördüm bak işte kendine göre hayvan da darlanıyor diye. Sen yap devam yani, dinleme onun için. Tabii bunun etkisi var. Ama hocam sütlerinde sorun olur işte. Açık olanda, soğuk doğum yapanda çok sorun olur benim inekleri şeylerinde. Ondan yani ben çok korkuyorum. Şurada sen inekler bağlıydı, camlar açıkladı, doğum yapan. Sütleri danalara çok erken tokunur yani, hemen şey yapıyor. Çok danayı kaybettim ben. Yeşil sütü evet. Var ya, onu demek istiyor da, şimdi hayvanın asas noktası, şimdi sulamayı kışın dışarıda çeşmede sulama yapıyoruz. Bırakıyoruz, evet. Hepsi gidip orada içip geliyorlar. Tamam. Eksi 12-15 derece sıcaktan çıkıp, tamam, bir anda sıcak soğuk fark oluyor işte. Anında 33 derece soğuğa çıkıyor. Sıcakta da, soğukta da, çeşmedeki su da soğuk. Şimdi bir şey sorayım ben. Hayvan içtiği zaman illaki yapacak tabii. Metabolizmada değişiklik tabii. Oluyor. Bunlar da kışlıyor oluyor mu? Efendim? Kışlıyor. Bu hayvanlar. Kışlıyor tabii. Böyle kalın tüy yapıyor mu kendine? O şimdi böyle bir süre sonra bunların tüyleri biraz kalınlaşır. Onu soruyorum. Tüy değişimi diyoruz ya. Oluyor mu bunlar? Oluyor tabii. Aslında belli bir hani koruma alıyor. Yani neden cam kapadıklarını anlamıyorum. Şimdi
Belki hani kışın, yazın şey pardon, sulamaya gitme gelme işi engellenebilirse, diyelim ki burada sular donduğu için miydi? Hayır, hocam, kışın, kışın. Yok yok, burada veriyorlar suyu. Tenekeyle veriyoruz demediniz mi? İçeride işte çeşmeden akıtı tamam. Ve... Kışın niye dışarı çıkarıyorsunuz? Ya şimdi her şey dediğimiz zaman dolmuyor. Suyun tünü burada 60 bin lira. Hayvan kışın o kadar su iç. Paralı diyor hocam. Nasıl anlamadım? 250 bin lira su parası gelirse daha kıra. Yok onu sormadım. Sen yazın burada içilmiyor mu suyu? Yazın marada çoğunlukla marada olduğu için tamam, marada kışın, içir. Kışın? Kışında işte ya parayla burada içileceksen ya da dışarıda tamam. Vereceksin. Şey de var, işin içinde ekonomi de var. Ekonomi de var. 250 bin lira su içir. Kışın çok mu su içir? Sen evde kaç lira su parası verirsen? Ben söylemeyeyim şimdi. Söyle söyle. 90 lira. 90 lira. Benim bu hayvanlar için adeta 260 bin lira. Öyle mi? Evet. Ha. Yok abi, 60 bin lira, 70 bin lira da biz evde kullandığı zaman 300-350 bin lira su parası faturası geliyor bana. Evet. O da ağır geliyor. O yüzden de bırakırız hayvanları dışarıya salıyoruz. Ama ne oluyor o zaman? Giriş gelişte kaç hayvan kaybediyorsun? Metabolizmada ilaçı bozukluk oluyor. Hayır, hayvan da gidiyor. Belki hastalıklarla kesin hayvan da olabilir. Bir hayvan neredeyse 3 milyar, 4 milyar liradır. Süt parası, su parası karşıladın ama yani. Peki orada köyün yalakları mı var? He. Ortak. Yani ortak yani. Orada var. He. Yine de ben korumaya çalışırım ki gitmesin daha iyi. Evet, yine de. Gitmesin daha iyi, doğru. Çok da istekli değilsin yani. İstekli değilim tabii. Çünkü hastalık bulaşıyor. Benim başımdan bu konuda çok şeyler geçtiği için. Bursa'yla falan anlattın evet. Şeyi anlattım. Evet. Korumayı biraz daha anlattım. Ön plana peki, alıyorum. O zaman herhalde sen bizi sadece yani en çok su için aramışsındır öyle geliyor bana. Yani yalakları nasıl tabii sulaklar değil için. Değil mi? Yani hayvan yemlikleri ve şeyleri suyu tam olsun dedin. Olsun. Rahat olsun dedin. Peki. Şimdi ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok ben uzun oldu bu bölüm çünkü. Daha bunun ikinci bölümü de var hocam. Şimdi sizi dışarı alalım yengeyle. Patronu buraya alalım. Bakalım size ne verebileceğiz. Onu tartışalım olmaz mı? Tamam olsun. Hadi sizi dışarı, patronumuz Melek Hanım buraya. Melek Hanım'ın cömertliği hocam. Tavan yaptı haberin olsun. Öyle mi? Ne istesen veriyor. Ben de, istemeyenleri de veriyor. Ben de altına son model bir jip istiyorum. Hayvanların da daha rahat yem yiyebileceği bir alan haline getireceğiz. Bitti mi? Bir düşüneyim. Bitmedi. Allah Allah. İşlerimiz hırıl hırıl devam ediyor. Ustalarımız çalışıyor. Biz de peynir yapıyoruz Sevilay ablayla. Bir hayvanın en doğal hakkı istediği zaman suya ulaşabilme hakkıdır. Ne kadar su, o kadar süt. O kadar süt. Yani şimdi biz eskisine alıştığımız için böyle güzel şeyleri görmek tabii insanı mutlu ediyor. Evet, şimdi patron geldi ya ben çok rahatladım. Çünkü onun cömert olduğunu biliyorum. Sevgili hocam, senin haberin yok. Daha program yayınlamadığı için haberin olmayabilir. Daha önce çektiğimiz bölümlerde Serdar Bey vardı. Hmm. Siz yoktunuz ama doğru. Bu yeni dönemde yani 2016 sezonundan Melek Hanım'ın cömertliği hocam tavan yaptı haberin olsun. Öyle mi? Ne istesen veriyor. Allah Allah. O yüzden rahat ol yani. Ben İstemeyenleri de veriyor ben Serdar. Ben de altına son model bir jip istiyorum. Hocam yani size vermiyor hocam. Ağır veriyor. Öyle bir fark var. O zaman ağır sahip olayım. Ha o zaman olur. Hocam ağır sahibi olun. Ağır sahibi arayın. Tamam. Şans gelirse. Tamam. Nasıl bir şey? Evet, nasıl bir şey? Öyle yapalım. Evet. Şimdi hocam ne burada versek iyi olur? Burada ne versek iyi olur? Ben hani kendi konumdan gireyim hemen ki olması gerekiyor. Buzağlara besin veriyorlar. İneklere de besin veriyorlar. Sütlerimiz azlıyorlar. Buzağlar kötü değil ama onu söyleyeyim. Şap geçirmelerine rağmen. Ama daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Bunun içinde de meraklanıyorum. Bence hani biraz buzağı yemi, biraz da süt yemi olabilir yani. Hocam o kolay. Oynar geç. Bunlar basit şeyler. Mesela, yok yok. Cins öyle mi? O olabilir. Affedersin. Az önce suyla ilgili bir konu vardı. O olsun bence yani mutlaka. Bu iki konuyu önemsiyorum. Tabii yem geçici bir şey yani verecek. Belki bir ay sonra, belki 15 gün sonra bitecek ama suluk. Tadına varsın diye. Tabii canım yani bol sütün tadını almak zorunda. Şimdi şöyle bir şey var, konuştuk da aslında. Şimdi besiyemi veriyorsun. Yani süt yemiyle besiyemi arasında öyle hani binlerce lira fark yok.
Yani çeşitlendirmeyi niye yapmıyor bilmiyorum yani. O çeşitlendirmeyi birazcık öğretmemiz gerekir. O anlamda besli yemeğinin yanında buzağı yemi ve süt yemeğinin tadı alması bakımından yararlı görmesine. Suluk yararlı görüyorum. Onları söyleyebilirim. Yani ilk aklıma bunlar geliyor hemen. Zaten şu anda. Zaten şeyde onu istiyordu. Mevlüt abi de onu istiyordu. Yani o suluk dedi evet. Evet suluk da istiyordu. Ben demin kayıtta yokken şu karşıya, şu duvara şey istedi Melekciğim. Bilmiyorum sen de istemiştir ama sıva istedi. Gerçi ben sıva olması, hava almasını engellemez mi diye de düşünüyorum aslında ama şuraya sıva istedi. Valla oradan su mu akıyor dedi, nem mi akıyor? Öyle bir şey var şimdi, galiba. Evet şöyle dışarısı kışın bir eksi 40'lara kadar olduğu için şu duvarın komple buz tuttuğunu söylediler. Hani geldiğimizde ki şu an o taraf sıvalı farkındaysanız. Hı-hı. Hani o buzu kırmak için biraz daha yalıtım sağlamak için oraya sıva atmışlar. Bu geri kalan 3 tane duvar şey değil, yalıtımlı değil ama olduğu gibi soğuk içeriye su olarak akıyormuş. Burada hani buz olarak tuttuğu için o şeyi kapatıyor ama diğer taraflar ıslanıyormuş. Hani o şekilde biz de diğer tarafları sıvayarak yani sıvayarak şey yapabiliriz yani biraz da korunur hale getiririz. Şimdi diğer tarafta bir alanları var. Orada peynir yapıyorlar, işte krema falan yapıyorlar, lorlarını yapıyorlar. Biz orası için biraz daha işte makine anlamında. Ne makinesi var? Şimdi krema mesela, krema separatörü düşünüyoruz orası için. Biraz daha hani kolaylaştırmak anlamında işlerini. Çünkü ciddi anlamda yoğun bir iş süreci var orada. Yani bütün doğru. Gün orada geçirebilir bir insan. Sütlerini satmıyorlar değil mi? Yok, satmıyorlar. Tamamen. Çiçil peyniri olarak değerlendiriyorlar. Tereyağı. Ya zaten hocam 50 kilo sütten 5 kilo peynir çıkıyor. Ve 10 kiloluk bir bidonları var yani 10 kilo şeklinde satıyorlar. Onu yapmak için 100 kilo süt harcıyor. Hmm. Yani 2 günün sütünden 10 kilo peynir çıkartıyor ve onun satışını yapıyor. Mesela hani biraz daha oraya şey yapmak için nasıl diyeyim destek olmak için işte ekmek yapma makinesi. Ha hamur makinesi. Evet yani hani satılabilir, o da satılabilir, kendileri de yiyebilir. Doğru. Az önce sabah kahvaltıda hocam her şey yerliydi. Ekmek fırındaydı. Evet. Yani var ya tandır ekmeği olsaydı mesela %100'ü 1 milyon yani resmi çek duvar asacaktım yani. Şimdi şöyle aslında orada tandırları var ama tabii yaş ilerliyor, işler çoğalıyor. Zor. Yani evde 3 tane erkek var. Kız yok hiç. Efendim de bela var diyorsun yani. Yok estağfurullah. Boğaz var, boğaz. Boğaz ben kendim biliyorum. Her işe kendi yetmek zorunda kalıyor. Biz üç kardeştik. Annem tek, bir de babam rahmetli. 4 boğaz yani. Evet. Erkek kısmı yemek ister evde. Sürekli yani. Yatar yer, tabii, yatar yer. Sürekli. Anne benim oğlan da öyle. Yemek nerede diyor. Daha gelir gelmez okul. Vaa. Hocam siz iyisiniz yani. Peki. Evet. Bunlar şey yapıyor burada, beslemesi de yapıyorlar, kurbanlık falan. Aynen. Ona ait şey evet, yok mu? Var. Et kıyma makinesi. He. Aldık devreye. Sağ olsun sponsorumuzdan. Mesela onları veriyoruz. Tabii Konya'da... Ha tam şimdi onu diyecektim. Burada yemek kayma hasarı evet. Vardı. Burada yok mu? Aynen diyecektim. Var. Burada da var. Ama burada tabii her, yani orada her bölge için ihtiyaç olduğu için verdik. Burada da yine mesela ihtiyaç noktasında veriyor olacağız. Burada mesela demin hocamın işte bahsettiği gibi otlar var. Bu otları karıştırarak, kırarak veriyorlar. Kendi mısır silajları vesaire de var. Tabii birçok ürün olmalı ki yani kabayem anlamında bu karıştırma yani, işe yarasın. Tabii yani doğru. Yoksa sadece ot veriyor olsa bizim burada ya da sadece yem veriyor olsa o makinenin hiçbir esprisi olmayacak. Bir getirisi de olmayacak kimse için. Sadece o makine şu çayları karabilir, şey çayları otları karıyor tabii, mu? Tabii tabii. Yani, karıyor tabii yemle. Yok yemle fabrika yemi veya toz yem kullanıyorlar. Biraz nemlendirilip
yapılabilir ama tabi silajla beraber olursa çok daha yakışıklı oluyor yani işin gerçeği. Hocam, çok daha çok ama. Sizi alırsınız burada tabii. Yonca ile otumuz var, başka bir şeyimiz yok. Yani evet. Ama arada silaj aldım oluyor falan diye söyledi yani. Ama tabii evet, rutin bir alışkanlığı değil. Sanıyorum yavaş yavaş bölgeye yem karma gelecek gibi gözüküyor. Yani, bilmiyorum. Yani ilk defa geldiğim için var mı yok mu bölge? Konya'da mesela biz her aileye verdik. Çünkü orada bir patos şey vardı. Saman olayı vardı hocam. Tabii patoz olduğu için ve ot da girdiği için devreye, orada ihtiyaçtı her aileye, o yüzden vermek durumunda kaldık. Burada ama şimdi orada 5 silaj falan da varmıştı mutlaka. Tabii. Orada karma yapan orada bir uyar var. Yani. Burada biraz daha aynen. Tatlı. Tabii konuşmak burada lazım şehirde. Yani ham maddeleri burasıyla da konuşmak gerek. Evet. Soruyoruz hani ne var ne yok. Ona ihtiyaç noktasında veriyoruz. Burada çok fazla olmayacak. 2-3 nokta için şu an planlıyoruz. Hani şeyler onu gösteriyor, değerler onu gösteriyor. Hocam yem dedi, hocam iki yem söyledi, sen kaç yem vereceksin? Valla biz artık şey de veriyoruz hocam, biliyorsunuz katkı işine girdik. Perfektif yem katkı üretiyoruz. O anlamda yem katkı tam da... Tam sırası burası için çap aynen geçirmiş. Aynen. Zaten bağışıklık sistemi haşat, hayvanlar nekaat devresinde. Yeni yeni topluyorlar. O yüzden tam sırası evet, katkının, vitaminler katkısı birebirdir şu an. Özellikle bir de bunlar fazla verildiği için yani şeyin kaba yem müziğine daha mı iyi gider? Tabii. Zaten hastalık durumlarında vitaminler ihtiyaçları normal çok üzerine çıkar. Yani normal bir ihtiyacımız var ama hastalık durumlarında veya hastalığın son aşamalarında daha iyi olur. Anladım. Enes'ciğim başka bir şey var mı? Bir de burada şeyimiz var, inşaat işimiz var her zaman olduğu gibi. İnşaat? Evet. Sen de bu uçaktan kurtulamadın ha. Aynen. Öyle oluyor. Şey, şimdi burada her yerde farklı isimleri olan, burada da Münzül diye geçen. Ne? Münzül. Münzül. Evet. Ne o ya? Sundurma mı? Hatıl. Ha. Şu mu? Şey, yemlik mi? Yemlik. Önlük. Yani, yemlik, önlük, hatıl. Ne diye geçiyor? Yem yolu. Burada da Münzül diye geçiyor. Münzül. Evet. İlginç. Hiç duymadım. Evet, Münzül. Ben de konuşuyoruz. Hani konuşurken söylüyorlar. Ben de en sonunda sordum hani nedir? Ben anlamıyorum onu diye. Burada o şekilde yem yollarına Münzül diyorlarmış. Burada da onun Mevlüt abimin tabiriyle devam edelim. Burada Münzülleri yıkacağız. Çünkü ortada çok da fazla bir şey kalmamış zaten. Evet, birazcık yıpranmış. Aynen. Yani üst taraflar komple kopmuş. Üzerine tahta şerit geçirmişler her taraf. Aynı şekilde. Tahtayla desteklemişler. Biz bunları şimdi komple yıkacağız. Ve daha uygun, daha kullanılabilir. Hayvanların da daha rahat yem yiyebileceği bir alan haline getireceğiz. İnşallah. Bitti mi? Bir düşüneyim. Bitmedi. Allah Allah. Hocam şapkadan ne çıkar diye bakalım. Ya şey, bir tane aydınlatma var. Yine hayvanlar için aydınlatma önemli. Özellikle doğum zamanı. Şöyle yapacağız. Biz bunlar için özel lamba alıyoruz. 60 santimlik kafesli. İçine işte böcek vesaire girmesin diye. O şekilde iki tane kızaklı yine 60 santimlik veya birer metrelik lamba alacağız. Tabii yine elektrik kullanımında yetiştirdiğimiz açısından daha uygun hale getirmek için. Süpersi fazla olmasın gibi. Evet. Aynen. İki şipçakla yapacağız. İster bu tarafı açıp kapatacak, isterse diğer tarafı açıp kapatacak. Yani lambanın önemi şu, son yıllarda yapılan bir araştırma. Hayvanlarda aydınlatmanın metrekareye 200 lüks olması gerektiğini söylüyor. 150 ile 200 lüks. Böyle olduğunda ortalama süt veriminde %6'lık bir artış sağlanıyormuş. Yani yemi görüyorlar ya, daha fazla yem tüketiyorlar bu sayfanda. Gezeliğin açın mı kalsın sürekli lambalar hocam? Hayır. Onunla da ilgili bilgi vereyim. Bir sığırın ihtiyaç duyduğu aydınlatma süresi 16 ile 18 saattir. Siz 16 ve 18 saat 200 lüksle aydınlatıyorsanız diğer geri kalan zaman da karanlık olabiliyor. Veya ufak bir yani uyuma zamanı vereceksiniz. Mutlaka, yani mutlaka. Yani onun da kendine göre önemi var. Çünkü uyuma büyüme hormonunu tetikliyor. Ya zaten hani bizim yetiştiricilerimizde genelde hani gördüğümüz olay işte bir sabah giriyor
öğlen akşam, giriyor. Evet. Akşam giriyor. Bir de gece 11-12 gibi. 4-5 saat giriyor, doğru. Yani şey 11-12'de için, de yine yemlemek için giriyor. Tabii o önüne yeme attıktan sonra ya da işte otu koyduktan sonra lambayı kapatırsa hayvan onu yiyemez. Mecburen tabii yeme süresi bitene kadar o ışıklandırmanın da devam etmesi gerekiyor. Yiyip karnı doyduktan sonra hayvan zaten yatacaktır. İşte onun için 16-18 saat diyorlar. Aynen. Hayvanların aydınlatması sonra 200'lük şeye, metrekareye düşen ışık şiddeti. Yani onu 150 ile 200 pardon. İlginç. Peki, şimdi ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım mı çalışmaya? Başlayalım. Bu kadar şeyden sonra bir hocam bir inşaat, sen sevdiğin inşaat konusu gelsin. Evet. Evet sevgili seyirciler, Melek Hanım'ın işi de, Ağrım Şahin ekibinin işi de hepsi zor. Çünkü burada her yapılan iş, usta, ha pardon bu arada nasıl usta bulabiliyor musun bu arada? Bu o konu önemli konuydu. Konya'da iyiydi ama burada nasıl? Valla daha başka bir şey var mı? Ya şöyle, ustalarla ilgili ön görüşmelerimizi yaptık. İşte malzeme alımlarımızı falan gerçekleştirdik. İnşallah. Sıkıntı gözükmüyor. Şu an için bir sıkıntımız yok gibi duruyor. Hadi bakalım göreceğiz. Bakalım yani. Hayırlısı. Evet, şimdi de sıra bu ahırın Melek İviş'in el değmesiyle nasıl olacağını görmeye geldi. Ben de merak ediyorum. İşlerimiz hırıl hırıl devam ediyor. Ustalarımız çalışıyor. Biz de peynir yapıyoruz Sevile ablayla. Bir hayvanın en doğal hakkı istediği zaman suya ulaşabilme hakkıdır. Ne kadar su o kadar süt. Yani şimdi biz eskisine alıştığımız için böyle güzel şeyleri görmek tabii insanı mutlu ediyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyidir. Siz nasılsınız hocam? Ben de hoş iyiyim. Sefa geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Biliyorsunuz bizim Ahırım Şahane diye bir programımız evet, var. Hocam, Çiftçi TV'de yayınlanan, her pazartesi saat 20'de yayınlanıyor. Evet. O program kapsamında bu seferki şanslı yetiştiricimiz, bizlere başvurup kazanan şanslı yetiştiricimiz Erzurum'dan, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu köyünden Mevlüt Bey. Biz Mevlüt Bey'e gittik, onunla görüşmelerimizi yaptık, evet. Damına uğradık, hayvanlara baktık. Ve ona baktığımızda 5 adet pro tutku yemi, buzağı yemi, 5 evet. Adet de pro verim süt yemi armağan etmeye karar verdik. Ayrıca yine hayvanların durumuna baktığımızda biraz vitamin ve mineral desteğine ihtiyacı olduğunu gördük. O anlamda da yalama bloğu, perfektif yalama bloğu hediye edeceğiz. Lütfen bu siparişlerini kendine iletebilir miyiz acaba? Elimizde mevcuttur hocam. Tamam. En yakın zamanda sevk ederiz hocam. Peki, çok güzel, süper. Çok teşekkür ederim. Şimdi zahmetler için şimdiden tekrardan hocam, teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere, kolay sağ gelsin. Hocam. Sağ olun. Melek Hanım'ın önerisiyle yeni bir yemlik yapılacak. Bu yüzden eski ve yıpranmış olan yem yolu ustalarımız tarafından yıkılıyor.
Yem yolundan arta kalan taşlar da dışarıya çıkarılıyor. Diğer tarafta işlerimiz hırıl hırıl devam ediyor. Ustalarımız çalışıyor. Biz de peynir yapıyoruz Sevilay ablayla. Şimdi Erzurum'dayız bildiğiniz üzere. Erzurum'un nesi peşhur dediğimde tel peyniri. Yani diğer ismiyle çeçil peyniri. Bugün çeçil peyniri nasıl yapılıyor ona tanıklık ediyoruz. Şimdi Sevilay ablaya soralım bakalım. Bu işin zahmetleri ne? Yapılışı nasıl? Birazcık bilgi alalım. Abla ne yapıyorsun şimdi biraz bize bahsetsene şu işler. İşte yani 50-60 kilo sütten yapıyorum her gün de bugün sütüm az olduğu için böyle az oldu. Hı hı. Sabahleyin saat 5.30'da kalkıyorum saat 11'e kadar yani ben burada bu işinden uğraşıyorum yani. Ustamız duvarların sıvanması işlemine başladı. Bu sırada dışarıda yeni bir yemlik için demirler kesiliyor. Şu an tel tel olması için içindeki suyu arındırıyoruz ve asacağız. Orada kendi kendine suyu akacak. Bu burada ne kadar askıda duracak Sevilay abla? Soyana kadar. Soyana kadar. Sıva işlemi devam ediyor.
sunuklar için ölçü alınıyor. Değerli Ağrımşahane izleyicileri, yeniden merhaba. Bugün çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dün biliyorsunuz kireç işlemi vardı. Donan bölgelerdeki kireç işlemini tamamladık. Bir arkamızdaki duvar kaldı. İnşallah onu da bugün tamamlıyor olacağız. Şimdi içeride ustalarımız çalışıyor. Bakalım usta Ertan ustam neler yapıyor? Hadi hep birlikte bakalım. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor işler? İşler elimizden geldiğince bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Eski vaziyetini söktük, şimdi yenisini yapıyoruz. Peki ustam, bayağı tamamlamışsın herhalde bu iş biterken, yani bu iş yapılırken hem suluklar hem müsüllük aynı hepsini anda bitmiş aynı olacak. Anda, çünkü hepsi beton içerisinde kalacağı için hepsini önceden yapmamız gerekiyor ki sonra kalıbı bağlayıp beton dökeceğiz. Ustalarımız sulukların montajından önce boruları döşemeye başladılar. Yem yolu için tahtalarımız kesiliyor. Yemlerimiz de geldi. Ustamız araçtan yemleri indiriyor. Yem yolu yapımı devam ediyor.
Sevgili seyirciler, izlemiş olduğunuz gibi Erzurum Yakutiye Dumlu köyünde Aydın ailesine ait ahırlarda baya baya değişiklik yaptık. Şu anda konuştuğum ve birazdan da konuşacağım yerse normalde ahır. Ama burası şimdi bembeyaz badanasıyla, harika spotlarıyla birlikte tam bir stüdyo olmuş vaziyette. Zaten belki izliyorsunuzdur, son dönemdeki ahırlarda biz rahat rahat çekim yapabiliyoruz. Hem fizik olarak genişledi, hem de bizim açımızdan çok önemli, ışıkları da var. Bundan sonra hayvanlar da bizim aldığımız refahı alacak gibi görüyor. O yüzden bu ahırda 90 metrekareden fazla neredeyse sıva yapılmış durumda. Ahırın her tarafı beyaz kireçlerle dolu. Lambalarımız gelmiş ve Mevlüt abinin en çok arzu ettiği hayvanların sağ olsun da içeri önlüğe düşme, birbirini vurma ya da rahatsız etme şeklindeki endişeleri ortadan kalkmış vaziyette. Her taraf şu anda hem de kalın kalın sağlam demirlerle örtülmüş vaziyette ve burası resmen hani duvarlar arasında kalmıştı ama şimdi daha modern, daha böyle göze hoş gelen bir ahara dönüşmüş durumda. Ayrıca burada daha önce suluklarımız yoktu. Hayvanları en çok Sibel'e teyze dışarı çıkarmakta çok yoruluyordu. Muhtemelen birazdan soracağım ona şimdi. Herhalde en çok o suluğa sevinmiştir. Ben de gördüm. Neredeyse her taraf suluk olmuş. Böylece hayvanların gerek güvenliği gerekse su bakımından son derece iyi çalışma yapmışız. Ayrıca yine Tursan'dan kremesi separatörümüz, hamur karma, et kıyma makinamız var ve yine de son dönemde İsmet Hocam'ın ısrarla vurguladığı hem yem karma olsun, sapsaman kesme parçalama makineleri olsun, bunlar öne çıkmaya başladı. Buraya bir de yem karma makinesi vermişiz. Işığı söylemiştim. Proje yemin enerjisini unutmak mümkün değil. Perfektif yalama bloğu ve buzağı yemi pardon. Yani burada aslında bakıldığında keşke her zaman bunu verebilsek. Aslında yıl 12 ay bunu yeseydi burası çok mutlu oldu ama o şansımız yok. Özetle verdiğimiz şeyler bunlar ama bu verdiğimizin karşılığında bakalım Menüt abi bizi aradığı zaman ne bulacaktı onu konuşacağız. Fakat bugün misafirlerimiz biraz fazla. Sevgili Metehan Aydın da Ahmet Aydın da var. İkisi de daha önceki bölümde okulda olduğu için yoklardı. Şimdi gelmişler. Hem Metehan'a hem Ahmet'e hem de İsmet Hocam'a, Melek'e ve Mehmet abiye hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Mehmet abi sen bizi aramıştın bizi. Ben aramıştım. Peki, şimdi abi söyle. Aradığın önceki Mevlüt'le şimdiki Mevlüt arasındaki fark. Önceki Mevlüt'te işte aradığımız zaman doğu tarafına pek böyle bir şeyler olmadığı için inanmıyorduk. Ama sağ olsun Melek Hanım aramıştı. Melek Hanım'la mutabık olduktan sonra bu işi de bu seviyeye getirdikten sonra daha bunun inanılmayacak hiçbir yönü kalmadı. Gerçekten tahmin ettiğimizden, umduğumuzdan farklı şeylerde bize mutabık olduk. Yapıldı. Hayal ettiğim şekilde oldu. Memnun oldum ama tabii ki yemlikler olsun. Daha böyle şeyli bunlardan bende değil de diğerlerinde olsa bile daha böyle fen sistemine proje verip de yaptırsanız belki daha farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Evet. Sen en çok ne için aramıştın Aramış Hane'yi? Efendim? En çok ne için aramıştın? Hangi ihtiyacın vardı da aramıştın? İşte bu yemlikler, bir de suluklar. Şimdi onlar halloldu mu şimdi? Dört dörtlük halloldu. 10 numara oldular. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Evet, suluklar güzel sahiden. Özellikle hayvanların barınma alanları, demirler falan çok güzel olmuş diye ben de görebiliyorum yani. Dediğimizin, isteklerimizin üzerinden fazlasını yapılmış.
kaliteli olsun, malzemesi olsun. Özellikle suluklarından çok memnunum. Suluklar gerçekten çok kaliteli. Abla sen ne diyorsun bakalım? Nasıl buldun? Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sana en çok hangisi uyar bunların? Hangisini sevdin sen? Sulukları. Su derdinden kurtardım. Kışın sudan kurtardım yani. Değil mi? Tabii ki. Daha sular devamlı suya götür getirecek olmuş. 30 derecede soğukta hayvanlar dışarıya suya gittiği en gibi. En güzeli suluklardan. Metabolizmasında ister istemez bozukluk oluyor Mehmet Bey. Hayır hayvanda oluyor da. Hayvanı götürüp getirmek de başka bir... Tabii yani ki. Yani hanımefendi de metabolizması bozuluyor, merak etme. Sadece hayvanların bozulmuyor yani. Tabii ki, onlar da varsa da ki, yani öncelikle geçim kaynağımız hayvanlar olduğu için inanın buna kendimizden çok hayvanları düşünüyoruz. Sağlık yönünde. Feda ediyorsunuz kendinizi yani. Sen 10 dakikada gidersin, üzerine bir kaban alırsın, götürüp getirmemiz... Fazla bir mesafede değil, 200 metre ya gider ya gidiş geliş 200 metre olur. Sibel teyze, şimdi abla sen dışarıdan içeriye girince şu andaki ahıra baktın değil mi? Bir de eski ahır vardı. Evet. Bakınca ahır çok değişmiş mi yoksa eski ahır mı? Yok, değişlendi ahırımız. Çok güzel oldu. He? Çok güzel oldu ahırımız. Değişlendi yani ahırımız. Ahırı tanıyabildin mi? Tabii. Burası sizin ahır mı yoksa başka bir ahır mı kopyaladık buraya? Mete Han, seni tanıyalım biraz. Sen nerede okuyorsun? Ben Erzurum Lisesi'nde. Lisede okuyorsun? Evet. Hayvanlarla alakan var mı? Seviyor musun hayvanları? Evet. Nasıl buldun yapılan çalışmaları? Beğendin mi? Ya, güzel oldu. Teşekkür ederiz. Annenin için mi sevindin, hayvanlar için mi sevindin? Daha çok annem için sevindim. Niye? Yani. Çok yoruldu değil mi? Evet. Ha. Ahmet, sen nasıl buldun ahırı? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz hepinize. Yani... Umduğumuzdan daha güzel olmuş. Ne umuyordun ki daha? Yani şimdi biz eskisine alıştığımız için böyle güzel şeyleri görmek tabii insanı mutlu ediyor. Evet. Peki, Merit abi sadece tabii biz ahırı konuşmuyoruz. Burada birçok daha malzemeler var. Mesela yem karma sizin için önemli miydi? Yem karmayı görmüştük ama şu anda bizde yok. İmkanlarım olsa en kısa zamanda onu almayı düşünüyorum. Yani kış için... En büyük ihtiyaçlarımızdan birisi o. Yani onu şeyde samanlıkta kurduğumuz zaman işte hayvanların bu kabuğu otu biraz daha inceltip verdiğimiz zaman hayvanlardaki verim oranı olsun. Bizim işçilik açılarından kolaylanması hayalimizden birisi. Evet, yem karma geldi. Bundan sonra artık şansın iyi. Yem karmayı bundan sonra rahat kullanabilirsin. O sene pekala işine yarar. Abla sen hamur karma veya ekmekle uğraşıyorsun. Senin ekmeklerin güzel mi? Sen çok güzel ekmek yapıyorsun değil mi? Evet. Dolayısıyla bundan sonra artık rahat rahat. Sen bir de tek bayansın evde. Evet. Üç tane erkeğe bir tane bayan. Bir de hayvanlar var. Evet. İşin zordu yani. Belki biraz sana katkı bulmuş oluruz ha? Sağ olun. Hocam. Buyurun. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Şöyle eskiden baktığınız zaman ne görmüşsünüz, şimdi ne görüyorsunuz? Bize bir tercüme edin lütfen. Şimdi eskiden baktığınız zaman aslında çok bir şey görmüyordum. Karanlık bir ahır. tabii insan şöyle düşünüyor. Ya karanlık bir ahır ne olacak? Yani hayvan bunlar falan ama bir iki programdır söylüyorum. Böyle bir konuya önem verdiğimiz için. Çünkü her programda sadece amaç program yapmak değil. Tabii sosyal yönü de olan bir program. Aileleri tanıyoruz. Bunun dışında bazı bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Evet. Bilgiyi de tekrarlamakta yarar var. Doğru. Yapılan en son araştırmalar hayvanların günde 16 saat 150 ila 200 lüks şiddetinde aydınlanmaya ihtiyacı olduğu, yani ışığa ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bu kapalı, ışığı yanmayan damlarda mümkün değil. İşin kötüsü bu karanlık ortam modern büyük işletmelerde de söz konusu. Aa. Tabii.
Neden söz konusu? Çünkü onlar da ışıklarını belli bir saatten sonra, gündüz tabii aydınlanma oluyor. Çünkü mimarileri ona göre. Evet. Ama gece veya işte karardıktan sonra bu aydınlatma lambayla sürdürülüyor. Direkt ışın daha erken hava kararıyor. Evet, ama çeşitli nedenlerle veya ama bilgerek ama bilmeyerek bu aydınlatmalar yeterli ışığı vermiyor. Dolayısıyla benim bu damlarda son birkaç programdır gördüm o. Işıklar konmakla birlikte damlar beyaza boyanıyor. Yani bu ışık oranını ciddi şekilde artırıyor. O yüzden benim hani yetiştiricilere önerim, ışıkla ilgili bir düzenleme yapmakla birlikte etrafı da beyaz rengi, kireç boyasıyla herhalde mi? Kireçlerdi. Kireçle boyasınlar ki ışığın verdiği aydınlığı bir kat daha artırsınlar. Dolayısıyla biz metrekarede ortamda 150 ile 200 lüks şiddetine bir ışık elde edebilirsek ve bunu 16 saat boyunca sürdürebilirsek bu verime, süt verimine %6 oranında hiçbir şey yapmadan kazandırıyor. Yani ne olacak, durup dururken hayvan %6 süt veriyor. Bu ne demektir? 20 litre süt veren bir hayvanın %6'sı demek 2 el 6 12 1 nokta değil mi? 2. Öyle mi oluyor? 1.2 evet. Litreye denk geliyor. Ben durup dururken 1 litre süt aldım yani sadece duvarları beyaza boyadım diye. Öyle değil mi? Bu güzel bir şey, fonksiyonel bir şey. Bu arada benim dikkatimi çeken şey şimdilik bu. Aydınlanmanın artması. Çünkü ilk geldiğimizde de sabah saatlerinde yine hatırlıyorum. Buraya geldik. Şöyle içeri girdim. Yani yemlikleri göremiyordum mesela. Çünkü karanlık gibi duruyordu. Ama şimdi gayet pürpak, temiz. Bunları görebiliyorum. O benim için önemli. Bir de yemlikler bağlı sisteme daha uygun olabilecek hale getirilmiş. Evet, burada bozdu, yukarıda çıkartılmış. Bir de hayvanlar evet. İçeri düşüyordu ve birkaç tane de galiba zayiat vermişlerdi. Bu da şimdi hayvanın içeri girmesini de yani veya atmasını da engellemişler. Evet, boyun demiri yapılmış ön koruma ile ilgili. Ara demirleri var. Bir de iki hayvana bir adet düşecek şekilde suluk var. Suluğun tabii burada çalışan yenge hanımı olsun veya Mevlüt'e olsun veya işte neyse onlara yararı var işçilik anlamında ama hayvana daha fazla yararı var. Herkes kendi açısından baksın. Ben hayvan açısından bakıyorum. Doğru. Bir hayvan dilediği zaman suya ulaşabilmelidir. Bir hayvanın en doğal hakkı istediği zaman suya ulaşabilme hakkıdır. Neden? Ne diyoruz? Bir insanların mesela okuma hakkı nedir? Evrensel bir haktır değil mi? Her insan okumak okuyabilir yani bu hakkı elde etmelidir. Hayvanlarda da su. Hocam demin ışıktan kaynaklanan verimin %6 olduğunu söylemiştiniz. %6 evet. Ben olaya sadece süt verimi değil de mesela o hayvanların iyi ışıktan dolayı bol yemesi onun sağlığına ve ilerleyen yaşlardaki mesela geç yaşlanmasına, aldığı vitaminleri daha çok hazmedip bütün vücuda, yani konfor anlamında da süt dışında da bir katkısı var mıdır? Şöyle, bu konuda araştırmalar devam ediyor ama benim bildiğim, okuduklarımdan söyleyeyim. Bununla ilgili deney de yaptırıyorum ama sonuçlanmadığı için bir şey diyemem. Şuna katkısı bir miktar bazı çalışmalarda, hepsine değil. Hayvanların bağışıklık sisteminin güçlendiğini fark ediyorlar. Bunu da nereden anlıyorlar? Sütte somatik hücre denen bir hücre sayısı ölçülüyor. Belki sizden duyuyorsunuzdur bu. Evet, çok duyuyoruz. Nedir? İşte meme sağlığının bir göstergesi aynı zamanda ve hayvanın bağışıklık sistemi de nispeten bize yansıtabiliyor. Belli bir ışık şiddeti verildiğinde veya belli bir aydınlanma sağlandığında günde 16 saat bu sütteki somatik hücrenin bir miktar gerilediği, bağışıklık sisteminin güçlendiği ortaya konmuş bazı çalışmalarda. Bir yerde bir vitamin, bir C vitamini etkisi yaratmış ışık şiddeti. Normal. Biz kendimizden de biliriz. Ne derler? Çok loş ışık insanı karamsar yapıyor. Evet. Değil mi? Ben de sevmem mesela çok loş ışıkta durmasına. Bu tabii tercih meselesi ama eğer siz bir gün içerisinde aktivite göstermek istiyorsanız, yeni dinamikler ortaya koymak istiyorsanız belli bir ışık şiddetinde çalışmak durumundasınız. Evet. Hormonları evet. Hale getirmesi yani için. Yani mutluluk hormonlarını salgılayabilmeniz evet. Melatonin için. Melatonin lazım abi. Evet. Melek İbiş. Her zaman söylüyorum ama yine söylemek zorundayım. Senin yakında bir inşaat alanında da bir şey yaptırmak lazım. Ben çok sevdim burayı. Pek anlamasam da demirlerin çok sağlam. Buzağların olduğu yerler çok güzel olmuş. Ne yaptın buraya?
Yani ne yaptın? Burada usta yönden yüzümüz güldü. Değil mi? Çok nadir olsun da. Şanslıydık. Ertuğrul Ustam sağ olsun burada iyi işçilik çıkarttı. Hızlı da çalıştı. O yüzden hani yapılması gereken ne varsa hepsini tek elden yürüttük. Rahattı yani burada çalışmak. Sonuçta başarılı, güzel. Güzel değil mi? Güzel. Hem görüntü için güzel, hem hayvanlar için güzel. Hem de tabii yetiştiricilerin kullanımı için gayet başarılı gözüküyor. Güzel. Başka, artık gerçek klasik oldu gerçi. Mürit abinin avcı ettiği şeyleri oldu. Ben aslında ona bakıyorum. En çok da yengeye seviniyorum. Çünkü hep onun yerine kendimi koymuşumdur. Yani suları benim yengem de annem de yıllardır taşıdı. Kolay değil ki su taşımak. Yani şuradan bir bardak su getirdi o bile sana yeri gelir. O zoruna gider yani bırak kovayı taşımayı öyle değil mi? Şimdi hocam eskiden hep dışarıdan taşınırdı. Sonra hortumla geldik ama abi 20 tane hayvan olsa bir hortumu onun başında beklet dolsun hayvan içsin. Sonra oraya al, oraya al, oraya al. Yani gıcık bir şey ya. Bir de bunun düzeni var. Yani her, zamanla geleceksin, saate bakacaksın. O sırada Erzurum'da işim var, düğün oldu, seyran oldu değil mi? Siz gidebiliyor musunuz öyle? Hepinizin kulağı hayvanda. Bir dakika düğüne gideceğim ama hayvanlar sulanacak değil mi? Ya komşudan belki o da bir iki senede olursa olur. Ayıbınıza da gider yani sürekli birilerine rica etmek. Tabii canım o şeyler zaten suluk saatle şey, sistemindeki en büyük hayvan istediği zaman suyu içmesi. Benim düşüncemde. Ama tamam otu yemi samanı diyelim önünde yemi var. Ama suya su ihtiyacı. Ha bir de şunu da ben veteriner arkadaşlardan söylediklerine rağmen iki su bir süt diye yansıtıyorlar bize. Yani hayvan bir litre süt içerse, iki litre süt içerse birisi suya süte dönüşür. Ne kadar su, o kadar süt. O kadar süt. Hani hayvan da her istediği zaman... Bu slogan da fena olmadı yani. Ya, çok güzel bir slogan. Veteriner arkadaşlar tebrik ederim. Yahudiler bu konuda çok şeydir, cimridir. Diyorlar ki onlar, biz siz diyorlar hani sütte su karıştırıp sütleri çoğaltıyoruz. Biz hayvana süt veriyoruz. Biz diyorlar hayvana su içirerek sütleri çoğaltıyoruz diyorlar. Onlar da öyle diyorlar. Bu hani önemlidir gerçekten. Suyu ne kadar çok içebilirse hayvan, yani yediği esnada süt oranını da o kadar artırıyormuş. Hocam, sulukları da en çok o konudan istedik yani. Düşündük yani ki şey olsun. Şimdi marada otlarken bayağı marada su var. İstediği zaman içebiliyor. Ama şey, kışın... kova falan mı var orada? Hayır. Yok, tekne var, büyük tekneler var. Şeyde mi? Tabii tekne orada da su şeylikleri var ama bir de akıntı sular var marada. Evet. Ondan da içebiliyor. Tamam. Kurunlardan içiyor. Ama kışın bağladığımız zaman bir günde bir defa. 24 saatte bir defa. Bir de abi akşam da içiyor. Yazında içebiliyor. Ben hep kışın diyorsun ya. Şimdi meradan bayram böyle gelmiyor mu? Tamam maradan geldiği zaman sağ ama istediği zaman suyunu içebilecek. Ben buradan onu söylüyorum. Evet. Yok yani yazın da kullanmıyoruz mu suyu? Yazın da kullanıyoruz. Onu söylüyorum. Yani bu suyunun... Yani, yazın son mikrofon nerede bir şey söyleyecek? Evde beslenen hayvanlar için yazın su sıkıntısı çok büyük oluyor. Saatinde gelip vermek, işte istediği miktarı ayarlamak. Mesela bir kova içtikten sonra ikincisini içmiyor ama içmek istiyor. Sen yani veremiyorsun o sırada. Hayır veriyoruz ama içmiyor. Bir dakika sonra biraz tamam. Alaf yedikten sonra hemen içmek istiyor. Bunu ayarlamak çok zor. Işte. Ondan sonra yani çok güzel bir şey. Hocam bu konu enteresan değil mi? Diyelim ki beyefendi bir kovayı önüne koydu. Hayvanı bir defa içti. Gezdin, beşinci hayvana gittin. Bir daha geri dönme şansı yok ama hayvan o esnada bir daha su içmek istedi. O şansı yok hayvanın. Bitti. Bir defa ya var ya var. Haklılar. Çünkü hayvan da hani kalkıp da 50 litreyi bir anda içecek hali yok yani. Heh. O da istiyor ki hani gün içerisinde ben bunu içeyim. Bakalım bir uygulasınlar. İnşallah yararını görecekler hem kendilerine hem hayvanlar için. Bu ikinci program için geleceğimiz noktalardan birisi olacak büyük ihtimal yani Ağrım Şahane sonrası. Nasıl? Ağrım Şahane sonrası diye bir program yapacağız ya.
Ha bak. Bu geleceğimiz noktalardan biri olacak mesela. Aslında anlamda. Ben daha önce de bunu konuşmuştum biliyorsun. Evet. Bence bazı bölgeye gitmek lazım hocam. Bir sene sonra ne oldu mesela? Yani biz tabii hani buradan gittikten sonra sürekli görüşüyoruz. İrtibatımız devam ediyor. İşte hani aramaya devam ediyoruz birbirimizi. Ama tabii o sırada hiç hani hayvanlarla ilgili muhabbeti sıra gelmiyor. Gelip görmek gerekiyor. O anlamda da devamında güzel bir iş çıkar bence. Hani ne oldu, ne yaptık? Bence şöyle bir şey yapın siz. Ya hepiniz yapabilirsiniz bunu, gençler dahil olmak üzere. Bu ahırın yeni halinden sonra, ışık ve özellikle sudan sonra süt miktarına, hayvanların konforuna biraz daha farklı gözle bakın. Onlara klasik esi baktığınız gibi bakmayın bence. Tamam mı? Bakalım hayvanlar su içiyorlar mı? Mesela gece gelin saat 2'de buraya, şuradan hafif de açın kapıyı. Olsun bekleyelim bir orada bir saat, yarım saat neyse. Bakın bakalım yazın hayvan odan su içiyor mu? Yani gece su içiyor mu? Veya kışın su içiyor mu? Artı onların süt miktarı artmış mı? Veya veteriner hekime hastalanma oranı azalmış mı gibi bazı gözlemleri yaparsanız biz hem bizim için iyi olur. Belki daha sonra buraya bir daha bu yüzden gelebiliriz. Ya da siz etrafınıza veya telefonla bağlanabiliriz. Olur ya. Etrafına bilgi yaymaları bizim için en mutlu olacağımız iş. Ben suluk yaptırdım. Bunun faydasını gördüm şeklinde. Bu hatta hani aslında şöyle bir şey yapabiliriz mevcutimiz. Eğer buraya gelmek zor olursa bugün canlı yayında otururuz bu ekip. Hatırladın mı? Bu görüntüleri kullanarak açarız telefonu. Deriz ki ne oldu diye sorarız. Daha kolay. Daha ucuza gelir hocam. Değil mi? Bakalım. Masa başa otururuz. Telefonda bağlanırız. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Yerinde görelim. Müfettişlikle yapalım. Değil mi? Bakalım sulukları bozmuşlar mı, bozmamışlar mı? Ya, belki abi, iyileştirme abi, olmuştur, daha iyiye götürmüşlerdir. Anladım. Değil mi? Abla, şimdi sen eskiden günde kaç saat suya zaman harcıyordun? Bir saat, bir buçuk saat. Yani vaktim geçir burada suyla. Toplam mı? Bir öğünde mi? Bir öğünde. Bir günde. Bir sabah. Günde. Sabah, akşam? Akşamleyin çok uğraşır. Ben çok şey yapmıyorum. Ama aynı şey. Aynı, o da aynı uğraşır. Günlük 2 saatimiz garanti hayvanlar sulamasıyla bak, zaman alıyor. 2 saat günde. Evet. Siz bu 2 saatte başka şey yapabilirsiniz. Yem karma yapabilirsiniz. Yemek yapabilirsiniz. Temizlik yapabilirsiniz. Uyuyabilirsiniz. Yani sizi ahara bağlayan bir tek yem kaldı. Kaba yem veya yem kaldı. Bir de sağım var. Başka ahara sizi bağlayan bir şey kalmadı. Mesela su. Önemli bir unsur. Sabah akşam size burada %100 bağlıyor. Ya yani kesin bağlıyor. Hiç şansımız yok. Bir de gitme şansımız yok. Mutlaka veriyorsunuz. Artık fizik gücü olarak onları taşımak, götürmek sahiden zor bir iş diye düşünüyorum. O yüzden size biraz zaman kazandırılmış olması lazım. Tabii ki benim için çok kolay oldu. Yani vakit bir saat evvel eve çıkma imkanım oldu yani. Evet. Daha başka işte de var. Tabii ki işlerim başka şey yapar. Peki. Melek. Kapatıyorum. Bir şey diyor musun? Güzel ağırlarda buluşmak üzere. Hocam? Ben aileye teşekkür ediyorum. Aramışlar programı. Bizi gelin geliştirin demişler. Bizim de ihtiyacımız var. Yani burada programa katılmayı hak kazanmak kadar aramayı da ben çok değerli buluyorum açıkçası. Bu ne demektir? İlginin olduğunu gösteriyor. Az önce de konuştuk Mevlüt'le. Mevlüt aslında meraklı da birisi yani. İstiyor ki hani işleri güzel olsun. O yüzden teşekkür ederim. Yani. Mevlüt abi, sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ağrım Şahane'yi izlemeyi herhalde sürdürsün artık bundan sonra. Öyle anlaşıldı. Daha önce olduğu gibi. Bir şey ortaya çıktı. Bir şeyi arzu ettiğiniz zaman bir adım atacaksınız. Kim atacak o adamı? Biz atacağız. Yani isteyen adım atacak. Sen hangi adım attın? Telefon ettin. Bak, bir adım attın sen değil mi? Evet. Bir resim gönderdin. İnancı bir telefonumuz oldu. Bir telefon. Tabii. Aslında Allah da böyle yapıyor nasip olan. İnsan diyor ki nasip değilmiş diyorlar ya. Nasip insanın attığı adımdan sonraki olan şeydir. Nasibi biz biraz da çekeriz. Nasibini kendine. Arayacaksın. Nasibin peşinde koşacaksın. Bazıları ya bize gelmez ki diyor, aramıyor. Öyleleri çok olduğu için siz şanslısınız zaten yani. Onlar aramadığı için arayanlar kazanmış oluyor. Ağrım Şahane'de çok şükür insanlardan ekstra para istemediği için tek şey yapılıyor.
5 alt tane resim, fotoğraf, bir tane telefon açıyorsunuz. Sonra da 6 ay, 9 ay bekliyorsunuz veya beklemiyorsunuz artık. O takdir ya da nasip olan şey. Sonra kısmet diyelim ona da. Ondan sonra ortaya ondan çıkıyor. Ondan sonra artık nasip. Evet, ondan sonrası nasip oluyor. Şunu demek istiyorum. Ben bu programı yaparken de başka zamanda hep şöyle diyor hocam insanlar. Bize devlet bakmıyor. Bize yardım etmiyorlar. Bize yardım edin. Mesela bizi görüyorlar şimdi sokakta. Ya hemen bizim hara geç. Ya arkadaş sen mesela Erzincan Tercan'dasın. Ben Tercan'a ne zaman geleceğim? Senin nereden bileceğim de ben buraya geleceğim? Ne yapman lazım? Kendini belli etmen lazım. Ne var? Telefon açacaksınız. Veya illa harçlan olması gerekmiyor. İnsanların devletten bir şey beklediği zaman ilk yapacağı şey devletin göndermesi değil. Adamı o atacak. Bir, gidecek. İki, isteyecek. Üç, bir daha isteyecek. Dört, bir daha isteyecek. Neydi hocam altın kural? Israr edecek. Evet. Birinci kural neydi hayatta? Asla pes etmeydi. Israrla isteyeceksin diyor. İkinci kural ne? Birinci kuralı hiç unutmamak. Yani pes etmek yok abi bu dünyada. Kaldı ki siz pes bile etmeye gerek kalmadı. Siz bir alo dediniz. Biz bugün buradayız. Hem hayvanlar adına hem sizin adınıza çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Çok değerli sponsorlarımıza buradan hatırlatmakta fayda var Melekciğim. Çünkü her ne kadar o adım onlar bir tarafa açmışlarsa da sponsorlar, televizyon kameraları, montajları bunlar hepsi ciddi ciddi işler. Yani onun bir telefonu var ama burada bizim çok telefonumuz var. Bu iş biraz öyle göründüğü kadar da kolay bir şey değil. Sadece bu ağırda işleri iyi gitti Meleğin bu defa. Yani en az çile çektiği ağır bu ağır Meleğin. Ama diğer tüm ağırlarda ağırdan kaynaklanmayan sebepler yüzünden Melek bu defa Melek olmaktan çıkıp başka şeylere büründü. Allah ona da kolaylıkla versin. Sevgili seyirciler, Erzurum Yakutiye Dumlu köyündeyiz. Programı dikkat ederseniz magazinel olan bölümden daha çok çok değerli hocam her zaman bulamıyorum. Bulmuşken de ondan mutlaka bilgi almak istiyorum. Çünkü biz elime programları gibi reyting artsın diye böyle olan ya da olmayan danışıklı dövüş hiçbir zaman yapmıyoruz, yapmadık. Şu gördüğün sohbetin tamamı olduğu gibidir. Öncesinde bir kelime dahi konuşmadık. Onları alıyoruz buraya, direkt soru soruyoruz. Niye? Doğal olsun diye ve bilgi olsun diye bunu yapıyoruz. Çünkü bu ülkenin hayvancılığının gelişmesi için bilgiye ihtiyaç var. Türkiye'deki hocalarımızın, çok değerli İsmet hocamın ve diğer arkadaşlarımızın ve tabii ki çiftçilerimizin bilgilerini sizinle paylaşıyoruz. Ahırlar arası iletişim kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her bölgesindeki ahırları görüyorsunuz. Maalesef Türkiye'deki hayvanların suya erişim oranları çok zayıf. Bana göre internet ne kadar hızlı yayılıyorsa bütün ahırlarda şu gördüğünüz sulukların olması lazım. Suluk kesin olması lazım. Bir de ışık. Işığa da. Devam ediyorum. Evet. Işık kesin olması lazım. Havalandırma kesin olması lazım. Zaten o hayvanlar mecburen bir şekilde yemek yiyorlar. Yemeklerine, hocam rasyona karışmıyorum ama bu çünkü rastlantı bir şekilde bilinen bir şey, az çok. Yani önüne bir şey koyuyoruz ama hiç kimse ışığa, beyazlığa ve suluğa bakmıyor. Bundan sonra muhtemelen altlık, ışık ve suluk hocam. Bu üç nokta baya baya gündeme geldi diye düşünüyorum. Yani gelsin, sonra gelmeye de devam etsin. Daha önce de altlığı çok işlemiştik yataklıkla ilgili. Suluğu işliyoruz, işte aydınlanma işliyoruz, temiz havayı. Bunlar böyle basit gibi geliyor insanlara, ya ne var diyorlar ama ben çok önemsiyorum hocam bunu. Çünkü hayvanlarda böyle bir şey yok. Yani evde var da ağırda yok şimdiye kadar böyle bir şey fazla. Özellikle bu tür ahırlarda yok. %80-90 yoktur. Öyle bir ithal daha. Türkiye'nin zaten sadece Doğu Anadolu değil, şeyde de öyle, batıda da öyle. Her taraf aynı. Her taraf aynı. Her taraf aynı. Biz bu badanayı mesela ışıklandırma için değil de mikrobu kırmak için tamam. Yılda bir iki defa yapıyoruz. Tamam yani yapın. Doğru. Sezon maraya çıkınca tekrar içeri kapanınca en az yani iki garanti yapıyoruz. Yapın. Dörde çıkarın bundan sonra oluyorsa. Olabilir, çünkü bu maliyetli bir iş değil. Değil. Badana. Çok basit yani ucuz bir iş bildiğim kadarıyla. Kireç. Dört turba kireç 20 bin liradan ibaret. O kadar 20 lira. Evet.
5 lira turbası, 4 tamam. Turba kullanılan buraya. Tamam. 3 ayda bir. Olur. Evet. Tebrik ediyorum bütün hayvan sahiplerini. Bütün hayvanları da kutluyorum. Ağrım şahane bütün hayvanları kurtaracak. Hoşçakalın.